Solo Q'ya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci bölümle karşınızdayız. Bu videoda nasıl bir ön eleme aşaması yapıyoruz onlardan bahsedeceğiz. Yanımda İlter, diğer yanımda Dora, onun yanında Soflu ile birlikte 4 tane jürinin önderliğinde ön eleme maçlarınızı izledikten sonra eleme aşamasında sizlerin maçlarını izleyeceğiz ve maçlar içerisinden oyuncular seçeceğiz. Bu oyunculardan takım kuracağız ve onun ardından büyük finalde büyük bir harbiden final heyecanı yaşayacağız. Hoş geldiniz yeniden. Ayrıca bu videonun sonunda bu seriyle alakalı birkaç tane önemli açıklamamız olacak. Onlara da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ön eleme başlasın. Burada bir Vayne klibi var. Bakalım neler yapmış. Başlık dualarla yaşıyorum, evet. Vallahi bilemedim. Bize play lazım. Bu arada duayla yaşamış. Gerçekten. Evet. Evet. Geçer. Ben de bu arkadaşa evet veriyorum. Daha en baştan muhteşem, net bir klip yani. Çok güzel dojlar atmış. Misler misli oyunlar yapmış. Yetenek kullanımları da gayet iyi. O zaman bu Vayne bizimle eleme aşamasında. Bir Akali oyunu var burada. Bakalım. Adı da Akali, evet. OTP olabilir. Soflu OTP'lerden nefret ediyor bu arada. Yani play yapmak ve adamların kafasına basmak arasında bir fark, evet, var ve bu adamların kafasına basmak bence. Bard kaç level? Görmedim. Bard 8 level'dı ama. Evet. Normal bence. Normal. 6 gördüm de ben bir. Yani... Çok fena değil gibi hissediyorum çünkü stun'ı Katarina ultisini attığı anda falan attı ultisinin mini stun'ını. Yanlış görmediysem. Yok etti daha doğrusu orada. Bir Akali OTP'si, ben bundan çok daha etkileyici bir şey yapmam diyorum. Benden hayır geldi. Yani bu pozisyonda... Evet veriyorum sanırım ya. Bu pozisyonda oynadığı olay harika. Ama mesela çok daha ilginç bir anı paylaşabilirdi bizimle. Bu nedenle hayır diyeceğim. Soflu? Ben de hayır diyecektim zaten ama sonuç belli olmuş. Evet, maalesef... Yanlış yaptığı bir şey yok ama Akali OTP'siysen daha korkunç, evet, bir şey yapman lazım bence. Okey. Bir sonraki başvurumuza bakalım. Evet, bir nişancı başvurusu var burada. Hangi şampiyonu bilmiyoruz ama muhtemelen Caitlyn. Kalista. İki düşman birbirine yan yana mı yürüyordu orada dost gibi? Timo ile yan yanaydılar. Evet. Sanki. Çok dostane bir sahne. Ben hayır diyorum. Ben de hayır diyorum. Özel bir şey görebildiğimizi düşünmüyorum. Avlamış milleti ama ben de özel bir şey göremedim. Timo Light falan atıyor, yanında yürüyor adamın. Bilemedim. Maalesef dostum. Belki daha iyi oynuyorsun ama bu video değil. Bir Sylas oyunu izleyeceğiz burada. Telefondan çekmiş ama çok bir problem değil. O kadar berbat durmuyor görüntü. Evet. Başarılı. Tatlı duruyor. Bayağı tatlı duruyor. Çok iyi. Sonrasında da canlı. Gördün mü olayı? Hızlı reaksiyon göstermiş. Evet. Başta o Q kaçsa da geri kalan her şey çok doğru, çok güzel, evet, çalmış, evet, kafasına vurmuş dedin ultisini. Bayağı iyi. Sylas oyunlarını takdir ederim, ben evet veriyorum. Ben de evet veriyorum ya. Ne kadar nefret etsem de Sylas'tan. Evet. Okey, o zaman Sylas bizimlesin. Darius oyunu göreceğiz. Sportçu Nick'i. Nick'ini beğendim. Bakalım dümdüz klavyeye kafa mı sökmüş? Şu ana kadar öyle gerçekten. O ab dümdüz sökmüş bu arada. Bütün yetenekleri yemiş ya. Bütün yetenekleri yemiş, bütün yetenekleri kaçırmış bir de. Sonrasında bir düz vuruş ulti var. Sonra herkese de basmış. Üzgünüm. Üzgünüm Darius kardeşim. Maalesef elendim. Rengar videosu izliyoruz efendim. 4 saniye. Bunu çalıştık. Video 3 saniye olunca vaktimiz oldu çalışacak. Yapacak bir şey yok maalesef. Üstüne birini daha falan kesse okey derim. Full komboyu yapabiliyor ve Rengar'la oyun yapabiliyor ama bunu yapmak için ekstra hiçbir özel bir şey yok. Bam vuruyorsun böyle kafayı yani. Ve ya, kaçan bir yetenek atışı da yanlış görmediysen bu arada. Yok. Yok, yok. Pardon, o yokmuş. 7
saniye. Bir tane outplay. Bir outplay varmış burada, bakalım nasıl bir şey. Eğlenceli bir sahne ama. Yeterliliği konusunda çok emin değilim. Aslında değil. Evet evet. Çünkü öne doğru atılmak orada her harfinin yapacağı bir şey değil bence. Flash'ını bu arada doğru yani. W'su da değil. Yani o refleks mi yoksa anlık bir denk gelme mi, ben orada kaldım. Eğer refleksse bence müthiş bir refleks. Ben bunu düşünerek yaptım. Ben de tahmin diye düşündüm. Tahminse de her türlü. Evet. Benim için evet. Çünkü şöyle. Refleks olamaz. Burada üçüncüyü şuraya atsa şu an hiçbir sorun yok. Bu adamın buraya atılacağını veya sıçratacağını düşünmüş yani. Evet. Öngörmüş işte. Zed hiçbir şey yapmasaydı kesmiş daha iyi. Büyük bir risk. Bence iyi. Bence değil. Bence de o ben zaman beğendim. Evet geçer. O zaman bizim desin. Soflu. Benim kararım bir şey değiştirme ama hayır diyecektim. Tamam, teşekkürler. Bir Pyke oyunu göreceğiz burada. Çok yakın çekmeseymiş keşke ya. Tamam. Evet. Yani güzel oynamış da ekstra bir şey yok. Ekstra hiçbir evet. Şey yok. R yani. Biraz outplay görseydim olurdu ama yetersiz bir klip. Ben maalesef. De öyle düşünüyorum ya. Maalesef. Yine de güzel oynamışsın. Teşekkürler. Yeterli oynamışsın ama yarışma için çok yeterli değil. Video başlığı en iyi rakam üniteninden birisi. Hadi bakalım. İddialı. Çok merak ettim. Evet. Bekletiyor olması güzel. Şimdi başlıyor olay. Slow motion. Çok fena değil ama sıçrası olan rakamların 10 tanesinin 5'i bunu yapabilir diye. Standart bir rakan oyunu ve rakanın savaş başlatan kişi olması gerekiyor. Bence biraz fazla evet, da bekletmiş. Evet. Burada ben çok efektif bulmadım. Güçlü duruyor, havalı duruyor ama zor durmuyor yani. Öyle diyebiliriz. Maalesef. Elendim. Main oyunu var ya, internet kafede çekmiş sanırım telefondan, o yüzden ses geliyor. Bence kite iyi. Evet. Yeteneklerden kaçması da iyi. Hani evet. Şey dedim. Olayını çok beğendim bu arada. Minik göstermek istiyorum tekrar burayı. Burada E'sini Lucian'a mı atmış yoksa Braum önde kalkan açtığı için mi yapmış bilmiyorum. Ama Lucian'ın değil Braum'un V'ne yakın olması benim için daha tehlikeliydi. Doğru bir E yani. Bilerek mi isteyerek mi bilemeyiz bunu. Ben beğendim. Ben evet diyorum. Ben de evet diyorum. Sofu ne diyorsun? Ben hayır diyecektim ama yani sizin kararını etkilemiyor sonuçta. Peki, teşekkürler. Çok fazla Vayne'imiz oluyor ya şu an, evet, biraz. Başka nişancılar da olsa keşke ama işte görsel olarak outplay'i çok yani. Evet. Bir de turnuvada herkes Vayne oynamak istiyormuş. Vayne her maç banlı. Akali oyunu göreceğiz burada. Bakalım bu Akali'yi seçeceğiz mi? Ben çok bir şey anlamadım ya. W'su gözükmediği için. Akali çok güçlüymüş gibime geldi bana. Yani Lux'ın vurduğu hasara bakar mısın? Yani ortalama bir Akali'ye o yarı candan fazla vurur o combo. Çok kasmış değil mi Akali? Okey, güzel kaçmış. Devam edecek burada. Evet. Güzel geri gelmiş. Kata da vurmuyor bu arada. Biraz vuruyor, can doldurmasını falan. Girip çıkma zamanlamasını iyi yaptığını düşünüyorum ben. Güzel. Hiç fena değil ha. Evet. Peki bu Akali ne diyeceğiz? Evet. Devam mı? 8 kill falan aldı bu arada 1 dakikada. Bu da hiç fena değil yani. O daha da devam ediyor. Daha devam ediyor. Bu Yasuo'nun iyi bir oyunu bu arada. O E'yi yiyordu yoksa sanırım. Ama olsun. Yine de soğukkanlı bir şekilde güzel oynamış. Ya ben evet diyorum ama öyle koşup kill almadan dolayı değil. Akali'nin mekaniklerini falan... Mekaniklere çok hakim. Evet, evet yani. Mekaniklere hakim gerçekten. Umarım
İşte o arkadaşın Akali'den başka mekanikleri de vardır ki onları da elemede görürüz. Evet, çok zor bir yol. Evet. 112 altın verdi adam bu arada. Kilden galiba. Yani bayağı neler. Ama yok. Mekaniklere hakimlikten veriyoruz tamamen. Okey. Bizim nesin? Hyper'dan 2. Bir Yasuo oyunu göreceğiz. 800k. Hayatta çıkacak mı buradan ya? Vlad orada bir geri adım attı. Minyonundan can çekmesi falan. Vlad vurmuyor. Evet. Abi hiçbir fikri yok gibi dönüşlerden ya biraz. Evet evet. Yani... Rakip yeterli oynasaydı buradan hayatta çıkmasının imkanı yoktu. Ben öyle yorumluyorum. Ya da çıksa biz onu yarışmaya adadık. Ama bu pozisyon benim için ceder değil. Evet. Ben ayrılıyorum. Ben de ayrılıyorum. Hayır. Yasuo gibi oyun potansiyeli yüksek bir şampiyonla başvuruyorsan hakkını vermen evet, lazım ben daha diyorum. Maalesef. Evet, burada Janna mı oynuyor, ne oynuyor? Sanıyorum ki Janna oynuyor ya, evet. Sen Camille'in ezi niye bozulmadı orada? Zıplıyor adam ya. Devam ediyor. Kesecek mi onu? Bura bura. Canı çok ama onun ya. Ha, eceline susamış biraz. Bence güzel oynamış. Çok kısa en baştaki önemli alan, önemli alan burası zaten. Gerisi önemli değil. Ultisi güzel mi ki? Ulti atmayabilirmiş burada değil mi? Adamı yani herhangi bir altına. Üstüne gelen bir tehdit yok ve evet. Flashlı ulti atıyor. Gereksiz ya, çok gereksiz. Daha rahat oynayabilirim. Evet. Ya sonuç olarak defansif kalmayı da tercih edebilirdi. Ona rağmen agresif olmayı tercih etmiş. Kuleyi de savunmuş. Ben evet diyorum. Ben hayır diyorum. Bu sahnede aldığı skorun kendisiyle değil Lulu'yla alakası olduğunu düşünüyorum ben. Ama yani. Yok Lulu'yla bayağı. Aa, takım arkadaşı karşı oluyor, aynen. Yarıcan yarım anasın ve ben hayır diyorum ya maalesef. Krizi güzel bir fırsata çevirmiş ama benden daha hayır. Kalista oyunu izliyoruz. Şu an Guardian Angel'ı patladı. Aaa. Aaa flash. Bence güzel oynuyor. Kalista'nın evet. Pasifine hakim bunu söyleyebiliriz. Evet. Dojda çok güzel. Ya öyle bir pozisyondan düşünüyor. Çıkmak kolay değil gerçekten. Aynen öyle. Başlatma. Başladı mı tekrar? Bak Q'sunu dojacak yine. Çok iyi. Şimdi flashlı şeyi dojdu. Flash atıyor değil mi orada? Düz vuruş muydu? Flash mı anlamadım ben. Düz vuruş. Düz vuruş ya hepsi. Zilin bombalarını da dojluyor ya en son. 5'te 5 atan adam da aynısını yapıyordu ki. Hayır. Yanında takım yok. Yapabileceği şeyler çok kısıtlı. Süresi çok az. Bunu düşünüp doğru oyun yapması. Şimdi şunu düşündüm ve ben. Ve 800 altın aldı Kane'den. O Kane demek ki kasmış. Evet evet kasmış da bir adam bak. Ve 19'a 39 yeniliyorlar. Çok kötü ben okey diyorum. Ben de evet diyorum ya. Şimdi şunu düşündüm. Hareket çok iyi. Bence o anlamda evet. Ama mesela şu an tek başına neden orada? Takım oyunlarında mesela aynı şeyi yaparsa böyle oynayamayabilir. Çok ilginç bir düşünce biçimi. Ama olayın nasıl ben yine de buna okey deyip... Evet yine de bir görelim. Evet, ben bir görmek isterim bunu ya elemelerde. Softlire diyor sanırım. Yok ben İlter öyle düşününce evet diyecektim. Solo Q Galio Place göreceğiz. Bu arada ben bu arkadaşların tepkisini çok merak ettiğim için mikrofonu kapatmayacağım bunu izleyelim. Bence çok iyi. Bir tekrar alabilir miyiz ya? Ruhu var. Güzel çıldırmış, beğendim. Çok iyi dodge. O müthiş bir dodge ya. Bence inanılmaz iyi, evet. Güzel güzel. Çok beğendim ya. Güzel olmuş. O zaman Galio bizim resmi var. 1000 TL kolay olacak demiş. Kim bu arkadaş? Fiora mı? Fiora. Muhtemelen Fiora. Evet.
Ha, arabaya atlar diye düşündüm diye not yazmış. Ayrıca birden çok klip atılan videolar içerisinde önceden hazırladık böyle oldu falan diyenler olmuştu. Sorun değildi. İlk olan, içerideki ilk klibi izleyerek bunun yorumlamasını yapacağız ve burayı tekrar gördüğümde biraz daha Doge'larına bakmak istiyorum ben. Ya dokunduğu patladığı için gerçekten ne kadar iyi oynadığını kestiremedim adamı. Ama oyunda gerideler. Skor olarak geride. Orada da kesmiş. Ya ben ne dersiniz? Bir Piyora oyuncusu görmek isterim bu turnuvada. O yüzden evet. Ben de isterim ya. Çok çok iyi değil ama yaptığı Doge'lar var. Bir kendini kanıtlama şansı verelim evet, güzel bir maçta. Okey. Piyora bizimlesin. Sofra'nın oyu. Evet diyeceğim. Sofra evet dedi. 4 evetle bizimlesin. İzlediğiniz için öncelikle çok teşekkürler. Şimdi şunu söylememiz lazım. Biz bu videoyu solo queue yarışmasının bütün çekimlerini tamamladıktan sonra çekiyoruz. Bunun sebebi de şimdi açıklayacağımız 1-2 durumdan ötürü en adil, en güzel şekilde gerçekleşmesini sağlamaya çalıştık. Elimizden geldiğince bunun için çok uğraştık ama hala birkaç noktada adalet konusunda eksikliğinin olduğunu farkındayız. Bunları da bir sonraki sezonumuzda düzeltmeyi düşünüyoruz. Neler yaptık abi? Öncelikle bu haftalar sürebilecek bir süreçti belki de. Evet, biz burada hepimiz bir arada olmak istediğimiz için 3 güne sığdırmaya çalıştık. Öngördüğümüzden çok daha fazla zaman isteyen bir işmiş bu. Teoride güzel olsa da her şey pratikte çok farklı sıkıntılar ortaya çıkabildi. Biz burada olabildiğince sizleri dinlemeye çalıştık. Sizin burada haksızlık var dediğiniz durumları çözmeye çalıştık. Ani çözümler üretmeye çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Gerçekten o kriz ortamında bir şeyleri başarmak çok zordu. Biz orada olabildiğince adil hareket etmeye çalıştık. Evet, yani elimizden gelen her şeyi yaptığımıza ben kendi adıma bayağı adımı ortaya koyarak bunun sözünü verebilirim. Evet. Siz şimdiden kimlerin, daha doğrusu kimin takımını tutmayı planlıyorsunuz? Kimin jüriliğinin, koçluğunun daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz? Kararınızı verin. Ve yarışma süresince bir kişiyi bence tutmanız sizin için çok eğlenceli olabilir. Yani İlle de birinin Fatih yolunu demiyorum ama izlerken ki güzel bir seyirci verebilir. Başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Bence çok hem herkesin sevebileceği bir seri çünkü sizin tanıdığınız bir tecrübe, bir solo queue tecrübesi ve işin içinde büyük bir ödül var adım adım ilerleyen. Bunun eleme sürecinden yarışma sürecine hem çok zorlu hem de çok eğlenceli bir süreçti. Bence evet, yani 2000 kişinin gönderdiği 30 saniyelik klipten bu adam layık, bu adam layık değil demek gerçekten çok zor. Biraz da işin show kısmına da gittik, eğlence kısmına da odaklandık ve ilgimizi çeken oyunları seçtik. Ardından bir maç üzerinden insanları evet, seçip takım oluşturmak, yine bu maç çok iyi oynadın ama acaba takım mı almalı mıyım şeklinde çok ikilemlerle dolu insanların maksimum oyunlarını göstermeye çalıştığı bir seri. Dolayısıyla ben de keyifle takip edeceğinize oldukça eminim. Kalbini kırdığımız olduysa çok özür dileriz. Jüri olarak bazen biraz sert davranmış olabiliriz ama hani dediğim gibi işin show kısmını da sizler için eğlenceli tutmaya çalıştık. Şimdiden iyi seyirler. Tonlarca video gelecek böyle ve muhteşemler. Bence zorlu, yorucu bir süreçti ama çok eğlendik. Çok fazla insan İletişim kurduk, bağ kurduk. Süperdi her şey. Olabildiğince hatasız yapmaya çalıştık. Hatalarımız olduysa affola. Güzeldi. Yani genel anlamda muhteşem bir seri sizleri bekliyor diyelim. Bu işler kolay kolay sponsorsuz olmuyor bildiğiniz üzere ve bu muhteşem seriye de sponsor olan More Legends'a çok teşekkür ediyoruz. Ben ne yapıyor çok bilmiyorum ama bilen biri var. More Legends şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Siz hesabınızı siteye bağlıyorsunuz ve bağladığınız anda sizi analiz ediyor, hesabınızı analiz ediyor. Sen mesela kardeşim Ahri seviyorsan, Ahri de minyonun kötüyse onu site biliyor ve sana 200 minyon kestiği görev veriyor. Sen bu görevi tamamlarsan siteden ödül alıyorsun. O aldığın ödüllerle öğretici videolar falan izleyebiliyorsun. Sitenin mekaniği genel anlamda böyle çalışıyor. Eğer sizler de yeteneğinizi geliştirmek için böyle icişli bicişli miniş bir şeyler uğraşmak isterseniz aynı vakit aşağıdaki linkten indirme de değil bu arada. Siteye girip kaydolabilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Böyle bir ortamı sağlamamızda yardımları büyüktür. Ön eleme videosunu da burada sonuna gelmiş olalım. Ve çok yakında eleme maçlarıyla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Güle güle.